Amerikan Federal Havacılık Dairesi ya da FAA, çarşamba günü tüm ticari uçakların 90 dakika süreyle havalanmalarına izin vermezken, Amerika'nın dört bir yanındaki 9 binden fazla uçuş da yolcuların hayal kırıklığına uğratarak ya iptal edildi ya da gecikme yaşadı. Telefonda bana söylenen 11 Eylül gibi bir durum olduğu tüm uçuşların durdurulduğu şeklindeydi. Başkan Joe Biden çarşamba sabahı erken saatlerde Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ile konuştuğunu söyledi uçaklar hala güvenli bir şekilde inebilirler. Şu an için sadece birkaç saat havalanamazlar. Bir iki saat içinde neyin buna neden olduğunun anlaşılacağını umuyorlar. Neden FAA bilgisayarlarındaki NOTAM ya da hava misyonlarına bildiri sistemindeki bir arızaydı? Sistem çarşamba sabahı 5'te yeniden başlatıldı ama saat 7 itibarıyla sorun bu göre hala çözülememişti. Dolayısıyla o noktada FAA'in sadece notam'ların doğru şekilde yüklendiği değil, bunların gerçekte uçaklara ulaştığı bilgisini tam olarak onaylayacağı zamana kadar tüm uçuşların durdurulması kararı alındı. FAA sabah 9'da bu konuda her şeyin normal olarak çalıştığından emin oldu. Bundan sonra uçuşlara izin verildi ve uçaklar havalanmaya başladı. Güvenliği etkileyebilecek koşullar hakkında pilotları uyaran notam son derece önemli pist kapalı mı, aletli iniş sistemi kapandı mı, frekans değişikliği oldu mu, havaalanına VIP bir şahıs gelecek mi ve havaalanı bir saat süreyle kapatılacak mı? Bunları bilmek gerekiyor. Yetkililer bir siber saldırı olduğu konusunda kanıt bulunamadığını söylüyor. Ancak ortada Southwest Airlines'ın yıl sonu tatilindeki iptalleri dahil, özellikle geçen yıl yaygın şekilde karşılaşılan hava yolları iptalleri ışığında EFE'in sistemlerinin çok eskidiği konusunda genel bir endişe var. EFE yetkilendirilmesi her 5 yılda bir gözden geçiriliyor ki bu yıl yapılacak. Dolayısıyla Kongre'nin EFE'in bu sorunların üstesinden gelebilmek için ihtiyaç duyduklarını sağlama konusunda göstereceği özeni memnuniyetle karşılıyoruz. Uçakların geçici süreli havalanamamasının havayolları sektörüne ne kadara mal olacağı belli değil. Bu arada tatil döneminde 16.700 uçuşu iptal edilen Southwest Airlines, bunun şirketlerine yaklaşık 825 milyon dolarlık zarara mal olabileceğini açıkladı. Alparslan Esmer, Washington